Hakan Bey merhaba. Merhabalar. Öncelikle bizi yoğun temponuzu aradığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben Voleta Danışmanlığın hizmetlerinden, tercih edilme sebeplerinizden önce izleyicilerime sizi tanıtmak istiyorum. Volkan Hoş kimdir ve Voleta Danışmanlığı hikayesini izleyicilerimizle paylaşabilir miyiz? Buyurun lütfen. Çok teşekkür ediyorum. Volkan Hoş, 1970 doğumlu. 2001 yılında Kanada'ya öğrenci olarak, havacı pilot olarak gitmiş. Evet. Kanada'yı çok beğenmiş. Ondan sonra da Kanada ile iş ilişkilerine girmeye karar vermiş. Küçük bir yatırımcıydı. Şimdi çok büyüdü. 19 yıl geçti. Evet. Kanada hükümetini ve Kanada hükümetinin bütün devlet okulları dahil olmak üzere özel okullarını temsil etme yetkisi var. Her sene yüzlerce öğrenci gönderiyor. Evet. Yüzlerce göçmen aile gönderiyor. Bizzat ailelerle kendileri seyahat ederek, kendi ekibini göndererek Kanada'ya yerleşmelerini, iş bulmalarını, yaşam kurmalarını sağlıyor. Paralel bir döngü var burada. Kanada'ya gitmeyeyim, ülkemi terk etmeyeyim, ülkeme sırtımı dönmüş olurum düşüncesini yıkıyoruz. Neden? Kanada'ya gidin, yurt dışına çıkın, kendinizi eğitin her konuda. Ondan sonra ülkenize daha çok faydalı olursunuz. Siz diyoruz. Aslında daha faydalı olmak için iyi insanlarla yetişsin diye uğraştığınız bir danışmanlık firması gibi algılıyorum ben. Doğru mudur? Kesinlikle. İnsanların faydalanmaları, görmeleri, farkındalık yaratmak için de aslında oralara gidilmesi gerekiyor. Evet Volkan Bey, çok da güzel şeylere değindiniz. Siz aslında bu ülkenin insanların hem yetişmesi adına hem de insanlar iyi şartlarda olsunlar diye soyunmuş olduğunuz bir firma da diyebiliriz aslında buraya, öyle değil mi? Peki daha çok kimler hizmet alır buradan? Müşteri kitlemiz çok küçük yaşlarda başlıyor. Anneler, babalar çocuklarına eğer güveniyorlarsa 7 yaşından itibaren, bakın çok ciddi söylüyorum, 7 yaşından itibaren çocuklarını, evlatlarını Kanada'ya bizlere emanet ederek gönderiyorlar. Ama bu 7 yaşındaki çocuklar kimler? Ne yapmaya gidiyorlar? Yaz kamplarına gidiyorlar. Yaz kamplarında İngilizcenin temelini alıyorlar. Pronunciation'ları değişiyor. Evet. Aksan yavaş yavaş yerleşiyor. Sonra çocuğa özgüven geliyor. Çocuk tekrar Türkiye'ye geliyor. Lisesini okuyor. Ve liseden sonra üniversitede de nereyi seçeceğini, hangi üniversiteye gideceğini karar veriyor. O zaman ne diyoruz? 7 yaşından itibaren öğrenci olarak yaş sınırı olmaksızın Kanada eğitime bir kere kabul ediyor. Evet. O zaman şöyle de birazcık açıklık getirelim orası danışmanlığa. Daha çok hani nasıl hizmetler veriyorsunuz da gelmek istiyorum izleyicilerimizi birazcık aydınlatmak için. Okul tamam, çalışmak için de biraz açabilir miyiz bunları? Çok teşekkür ederim. Hizmetler çok neler? Güzel bir soru sordunuz. Öncelikle çok samimi söylüyorum. Şimdi burada biz anahtar teslim diye ifade ettiğimiz bir hizmet şeklimiz var arkadaşlar. Evet. Nedir bu anahtar teslim? Kişiyi öncelikle biz tanımak istiyoruz. Önümüze gelen herkesi biz Kanada'ya göndermiyoruz bir kere. Evet. Toplantı öncesi CV'lerimizi paylaşıyoruz. Karşılıklı olarak. Biz kimiz? Şirket olarak bilgi aktarıyoruz. Siz kimsiniz? Aileyi, kişiyi, kurumu buraya çağırıyoruz. 4 saat en az süren bir toplantıya tabi oluyorlar. Hı-hı. Testlerden geçiyorlar. Çünkü çok ciddi bir kültür farklılığı var aramızda. Bu kültür farklılığını onlara daha buradan yenmelerini sağlıyoruz. Uçak biletleri dahil, okulları dahil, homestay, aile yanı, otel, ev, konaklama. Kendi evlerimiz var. Kendimize ait, şirketimize ait. Eğer öğrenci gidip de bir yabancı annenin babanın yanında kalmak istemiyorsa, ailenin maddi durumu varsa kendi evlerimize yerleştiriyoruz. Onlara da ayrı. Kesinlikle. Özel limuzin araçlarla evinden aldırıyoruz. Havalimanına transferini gerçekleştiriyoruz. Yeri gelirse yanına rehber koyuyoruz. Rehberle uçakta Kanada'ya indiriyoruz. Volesa ekibi kesinlikle Volesa ekibi karşılıyor. Oteline, homestay'ine, okuluna her şeyini, bütün organizasyonlarını tıkır tıkır yapıyor. Yani çocuk aslında Türkiye'de gibi hareket ediyor orada. Yiyeceğinden içeceğine kadar, alışverişinden ulaşımına kadar her şeyi rehber abileri ya da kurum kuruluş yetişkin insanlarsa rehber arkadaşlarımız
ailenin doğrudan birebir yanında oluyor. Tamamen sizin gözetiminiz altında, sorumluluklarınız altında süregelen bir süreç var aslında burada, öyle çok değil mi? Çok doğru. Peki Kanada'ya gitmek isteyen insanlar, demiştik ya herkes de almıyoruz aslında buraya diye. Nelerdir şartlar Kanada'ya gitmenin? Çünkü bazen doğru nitelikli insanlar ya da niteliksiz olarak da adlandırılan iki sınıf ayrımı var. Nelerdir bunlar? Çok özür dileyerek niteliksizi düzeltmek istiyorum. Maalesef ülkemizde niteliksiz diye bir sıfatlandırma var. Evet. Gelişmiş ülkelerde niteliksiz diye bir ifade yok arkadaşlar. Çünkü niteliksiz insan olmaz. Herkesin bir niteliği vardır. Kanada buna çok önem veriyor. Kültür seviyesinin dip noktasını yaşıyorsunuz orada. Çünkü siz eğer orada tamirciyseniz nitelikli tamircisiniz. Siz eğer çöpçüyseniz nitelikli çöpçüsünüz. Ve inanın mühendisten, mimardan daha çok para kazanır. Sosyal hayatınız çok daha iyi olur onlara karşı. Peki biz bunlardan hangilerini seçiyoruz? Evet. Nitelik ve niteliksiz diye ayırmadığımız için kendine güvenen, maddi durumu elverişli olan, hatta bazen sponsor olduğumuz aile öğrencilerimiz de oluyor. Bakıyoruz çocuk çok zeki, Volesa'nın sponsorluğunu alıyor. Yarı yılını biz ödüyoruz, yarı yılını aileden alıyoruz. Eğitime de aslında bir nevi katkıda bulunuyorsunuz. Bir nevi yani, değil, %100 katkıda bulunuyoruz. Müşterilerimizle tek tek oturup konuşun, iddia ediyorum. Binlerce müşterimiz içerisinde %50'si diyecektir ki Volesa eğer maddi manevi destek olmasaydı ben Kanada'ya eğitime gidemezdim, orada okuyamazdım, Kanadalı olamazdım. Harikasınız. Ama bunu hak edene veriyoruz. Bakın burası çok önemli. Burayı anlatmam lazım. Kimler hak ediyor? Kimler hak ediyor? Eğer Kanada'nın bütün imkanlarını cebine koyup da ben oraya gideyim, çalışmadan para kazanayım, o burada şahane bir hayat varmış deyip de oturan insanlara böyle bir destek vermiyoruz. Evet. Okuluna giden, İngilizceyi öğrenen, kesinlikle ve kesinlikle kendi ülkesine, Türkiye Cumhuriyeti'mize faydalı olacağına inandığımız öğrencilerimizi, ailelerimizi ya da kişileri, kurumları destekliyoruz. Harikasınız. Peki. Elbette ki burası kurulurken siz farklı meslekten geçmişsiniz buraya ama çok büyük hedef ve hayallerle kurmuşsunuz. 19 yılımız görmüşsünüz. Oldu. Harika. Peki şu anda 19 yılda birçok şey değişmiştir elbette ama olmak istediğiniz yerde misiniz şu anda? Kesinlikle değiliz. Hiç kimse olmak istediği yerde olamaz arkadaşlar. Hiç evet. Kimse olamaz. Çünkü her zaman iyinin daha iyisi vardır. Bizim şu anda başarı oranımız %85'lerde. Evet, peki var mı farklı projeler 2019'da? Kesinlikle var. Bütün özel okulları ve Türkiye'deki devlet okullarını toplantılara davet edip onlar için çok özel bir fuar hazırlayacağız. Harikasın. Eğitim fuarımız başlıyor. Volesa Kanada Danışmanlığı'nın kendi fuarı geliyor arkadaşlar ve İlk etapta İstanbul'da Avrupa'nın ve Avrasya'nın en büyük eğitim fuarını düzenliyoruz. Siz işinizi çok severek yapıyorsunuz. Çok da kesinlikle. Belli zaten. Ona da gönül vermişsiniz. Kesinlikle. Umarım ki istediğiniz her şey yoluna gitsin ve gidecek. Bu da belli zaten. Ben çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı, kaliteli hizmet anlayışınızdan ötürü. Çok teşekkür ederim. Farklı projelerinizle, hedeflerinize ulaştığınızda bu fuarlarınızla da görüşmek üzere. Hoşçakalın Volkan Bey. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.